Merhaba gençler, Dershane Buralı'ya hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca, bugün sizlerle 9. sınıf için 1. dönem 2. yazılı çalışması yapacağız. Sizinle MEB'in kazanımları içinden seçtiğimiz kelimelerle hazırladığım bir yazılı oldu bu. En başta PDF'i aşağıdan indirin, ondan sonra gelin beraber çözelim bakalım doğru yanlış ne yapmışsınız bir beraber bakalım. Başlamadan önce tabii ki bir uyarı yapayım. Eğer ki İngilizce müfredatını başka herhangi bir kaynak kitaptan işliyorsanız ve MEB'in kazanımlarıyla ya da konu başlıklarıyla örtüşmüyorsa kelimeleriniz gençler örtüşmeyebilir. Ama okulun verdiği kaynak kitabı ya da MEB'in kazanımlarını da beraberinde işliyorsanız sizin sınavınızda çıkması muhtemel olan kelimeler bu. Burada işleyeceğimiz, burada birazdan bakacağımız kelimeler olacak. O yüzden hani başka bir kaynağa tamamen baz alıyorsa hocanız kelimeler oturmayabilir. Onu bir kontrol edin. MEB'in kazanımlarıyla uyuyor mu? İşte MEB'in sitesinden de MEB'in kazanımlarına bakabilirsiniz. MEB'in kazanımlarına uyan kelimeler mi bunlar diye kontrol edebilirsiniz. Ben kazanımlara göre hazırladım. Çünkü sizin sonuçta bunları bilmeniz gereken kelime ve kalıplar bunlar. Hani MEB bunları belirlemiş, bunları bilmesi gerekiyor diye. O yüzden muhtemelen sınavınızda da bu kelimeler olacaktır. Şöyle bir başlayalım. Boşluk doldurma zaten her İngilizce sınavında olduğu gibi. Bir bakalım. My friend is always blah blah. Benim arkadaşım her zaman bir şey bir şeydir. He lends me whenever I need money. Ben ne zaman paraya ihtiyaç duysam bana ödünç verir diyor. Ne zaman paraya ihtiyaç duysak ödünç veren kişiye ne diyebiliriz? Cömert diyebiliriz. Şuradan kelimelere bakıyoruz. Garage, kitchen, bathroom, bedroom, bold, generous. Bulduk. Generous. Cömert demek değil mi? Bu arada boşluğu doldururken ki yazımın kusuruna bakmayın. Çünkü alan küçük. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama hangi kelimeyi yazdığımı zaten söylüyorum. Siz de oradan takip edebilirsiniz. İkiye geldik, ne diyor? My little son is very bir şey bir şey. Benim küçük oğlum çok bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. He never admits that he's wrong. O asla yanlış, hatalı olduğunu kabul etmez diyor. Admit, kabul etmek. Asla hatalı olduğunu kabul etmez. Hiç hatalı olduğunu kabul etmeyen birine ne diyebiliriz? İnatçı diyebiliriz, değil mi? Burada ne var? Stubborn var. İnatçı. O yüzden ne diyeceğiz? Stubborn, inatçı diyeceğiz. Bu arada boşluk doldurmalarla ilgili bazen şöyle şeyler olabiliyor. Ya hocam, yukarıdaki şu kelime herhangi bir boşluğa başka, yani gelmesi gereken yerden başka bir boşluğa da gelebiliyor. Ama hocam yanlış kabul etti. Olur mu öyle? Bu şöyle bir sıkıntı oluyor gençler. Böyle zamanlarda şimdi atıyorum şu interested kelimesi diyelim ki şu boşluğa gelmesi gereken kelime. Ama buraya good kelimesi diyelim uygun olabiliyor. Yani mantıklı oluyor cümle. Yani neden olmasın ki diyorsunuz. Ama bu sefer ben buraya good'u yazdığım zaman interested tamamen boşta kalıyor. Boşta kaldığı için de hoca yanlış kabul edebiliyor ki çoğunlukla çoğu hoca da yanlış kabul eder. Çünkü oraya gelmesi gereken esas kelime o değil. Diğeri boşta kaldığı için onu doğru kabul etmiyor. Bazı hocalar kabul edebiliyor bu arada. Diyor ya evet, mantıklı, doğru düşünmüşsün, buraya olabiliyor şeklinde. O yüzden bütün kelimeleri olması gereken esas yere yerleştirmeye çalışalım. Ve diyelim ki bütün boşluklar boş kalmayacak şekilde sınavı vermeye çalışıyorum. Evet, bu birazcık hocam o zaman mükemmel yapmamız lazım. Hep mükemmel değiliz ki. Evet, olabilir. Siz de haklısınız. Ama çoğu hoca tüm boşlukların doğru da olmasını ister. Kontrol ederken de şuna bakar. Şu boşluğa generous'ın gelmesi gerekiyor. Generous yazmış mı, yazmamış mı? Sadece buna bakar. O yüzden dikkatli olun boşluk doldurmalarda. Devam ettik. 3. My grandfather is. Benim büyük babam bir şey bir şey. He has no hair. Saçı yok diyor. Onun saçı yok. Saça sahip değil. Saçı sahip olmayan insan nedir? Kel. Hemen bakıyoruz. Kel var mı? Şurada bald kelimesi var. Hemen keli buraya yapıştırdık ve yukarıdan eledik. Devam. We park our car into the... Biz arabamızı park ederiz şuraya. Biz arabamızı nereye park ederiz? Yola park edebiliriz. Ya da nereye park edebiliriz? Garaja park edebiliriz. Garage en başta var zaten. And ve we have a shower in the blah blah. Biz şeyde bir şeyde duş alırız. Nerede duş alırız? Banyoda duş alırız. Orada nerede var? Bathroom şeklinde duş var. Hemen onu da yazalım. Şuradan eleyelim.
Güzel. 5 ile devam edelim. We always cook the meals in the blah blah. Biz her zaman yemekleri pişiririz şurada. Nerede pişiririz? Mutfakta pişiririz. Nerede mutfak? Kitchen olacak. Kitchen. And sleep in the... Ve uyuruz. Nerede uyuruz? Bedroom. Yatak odasında uyuruz. O da burada. Geldik. 6'ya bakalım. My bedroom is blah blah than yours. Sizin ünitelerinizde comparatives, karşılaştırma konusu da var. 8. sınıf için comparative ile ilgili bir video çekmiştim. Yayındadır muhtemelen. Onu da açıp bakabilirsiniz. 6. ünite adventures ünitesinin içinde geçiyor. Şimdi my bedroom is blah blah than yours. Daha bir şey demiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük olabilir, küçük olabilir, geniş olabilir. Burada biz daha anlamı verilmiş bir kelime arıyoruz. Garajı eledik, bunu eledik, şunu da elemiştik, bunu da eledik. Bunlar üst taraftakiler yok. Stubborn, bunu da elemiştik, yazmıştık. Smaller, daha küçük. Yani küçük değil, daha küçük. Daha anlamı verilmiş bir kelime. Bu olabilir. Finish, bu olmaz. Good, good'un daha anlamı verilmiş hali. Daha iyi, better. Yani bu da değil. Interested, ilgilenmiş anlamı, ilgilenir anlamında. Bu olabilir mi? Bu da olamaz. Daha anlamı verilmiş sadece bu kelime var. Smaller var. O yüzden ne yapacağız? Smaller kelimesini buraya koyacağız. Ve eledik. Geldik. Son 3 boşluk. Bakalım. He wants to blah cooking and try different dishes. Şimdi. O istiyor yemek pişirmeyi ve farklı yemekler denemeyi demiş. He wants to ne olabilir şimdi? He wants to good desek. Diyelim buraya good'u koyduk. O iyi istiyor. İyi yemek. İyi istiyor. Olur mu? Olmaz. Ama ne olabilir? Interested. O ilgilenmiş. Yemek yapma ve farklı yemekler deneme. Bu olur mu? Bu da olmaz. Şimdi biz bu kelimeleri koyamadık. Bir de finish'i deneyelim. O yemek pişirmeyi bitirmek istiyor ve farklı yemekler denemeyi istiyor. Olur mu? Olabilir. Ya hocam ama cümle birazcık tuhaf oldu. Evet ama diğer kelimeleri buraya getiremiyorum. Her zaman tam böyle kafanızdaki cümle olacak diye bir şey de yok. Ve her burada gördüğünüz kurallı cümle içinde saçma sapan da olsa bir senaryo yazılabilir. Böyle böyle bir durumdur, böyle böyle olmuştur diye. O yüzden gelemeyecekleri koymuyorum, gelebilecek olanları yazıyorum. Finish'i buraya yazdım. Güzel, bunu da eledik. O yemek pişirmeyi bitirmek istiyor ve farklı yemekler denemek istiyor. İşte aşçılık okuyordur ve farklı yemekler yapmayı denemek istiyordur. Bu şu an yaptığını bitirmek istiyordur mesela. Good ve interested var. My son is blah blah in indoor sports. Şimdi in ve interested kalıp olarak beraber kullanılıyor değil mi? İlgilenmek anlamında. Interested in. O yüzden bunu buraya yerleştirebiliriz. O zaman ne olur? Benim oğlum indoor iç mekan sporlarıyla ilgileniyor. Ve o gerçekten masa tenisi oynamakta ne diyeceğiz? Good kaldı sadece. Good. O gerçekten masa tenisi oynamakta iyi anlamında cümleyi oluşturmuş olduk. Bu şekilde boşluk doldurmayı tamamladık. Dediğim gibi buradaki kelimeler çok işimize yarayacağını düşünüyorum ben. Ne demiş? Yukarıda bilgisi verilen kişilerle ilgili aşağıdaki karşılaştırma cümlelerini tamamlayınız. Bize bunlarla ilgili şimdi karşılaştırma cümleleri yazmamızı istiyor. Karşılaştırma cümleleri dedik comparatives konusuydu. Anlatıldıysa hatırlarsınız. Ne yapıyorduk? Sıfatları biz kullanıyorduk. Kısa sıfatlarda er, re ve ier getiriyorduk. Daha anlamını vermek için. Uzun sıfatlarda more kelimesini kullanıyorduk. More kelimesini sıfatın başına getiriyorduk. Uzun sıfatın başına getiriyorduk. Mesela şunları örnek de verelim. Mesela ne yapıyoruz? ER mesela bigger. ER getirdim. Büyük, daha büyük oldu. R getirdiğimizde mesela sonu E ile bitiyorsa sadece R getiriyoruz. Safe, safer, daha güvenli. Güvenli, daha güvenli demiş oldum. Böyle ER'de ne yapıyorduk? Sonu Y ile bitiyorsa Y daralıyordu, İ'ye dönüşüyordu. Busy, busier, meşgul, daha meşgul şeklinde kullanıyorduk. More'da da mesela expensive, pahalı, more expensive diyorduk mesela. Pahalı, daha pahalı demiş oluyordu. Comparatives bu şekilde
kullanıyorduk. Ha bir de kuralsız olanları vardı tabii bunları. Mesela good better'a dönüşüyordu. İyi daha iyi. Bad kötü, worse daha kötü. Far uzak, further daha uzak. Much çok, more daha çok gibi kullanımları var idi. Şöyle bir tekrar etmiş olduk. Şimdi bunlarla ilgili cümle yazalım. Şimdi yaşı, kilosu ve boyu verilmiş. Beyoncé ne diyelim? Ne olsun? Daha yaşlı değil mi diğerlerinden? 37 yaşında, 26, 26. Daha yaşlı diyelim. Beyoncé is older. E'ye getirdim. Niye? Kısa bir sıfat çünkü. Older than kimden olsun? Selena Gomez'den olsun. Selena yazayım sadece. Selena'dan. Beyoncé Selena'dan daha yaşlı demiş oldum. Ne diyeyim? Selena Gomez'le başlamış. Selena Gomez kimden daha ney? Hemen bakıyorum. Ne yapabiliriz? Shawn Mendes'ten mesela daha yaşlı. Onu diyebiliriz. Ya da daha kısa. Bunu da diyebiliriz. Ne olacak? 1.65, 1.69. Bu da 1.88. Shawn Mendes'ten daha kısa diyebiliriz. Diyelim. Kısa ne demekti? Short. Bununla yazalım. Selena Gomez is shorter than kim? Shawn Mendes. Mendes yazalım sadece. Ne oldu? Selena Gomez Mendes'ten daha kısa anlamında. Bunu size böyle de sorabilir. İşte böyle parantez verip hangi sıfatı kullanmak istediğini de hoca söyleyebilir. Mesela ne der? Old der. Hani bunu old'la yazın. Bunu young'la yazın falan gibi söyleyebilir. Shawn Mendes'le bir tane kuracağız şimdi. Bakalım. Shawn Mendes ne? Daha ağır değil mi? Kilo olarak daha ağır diğerlerinden. Beyoncé 65, Selena Gomez 55 kiloluk arkadaşlar. Shawn Mendes 83 kiloymuş. Buna daha ağır diyelim mi? Diyelim. Shawn Mendes is heavier. Daha ağır. Heavier daha ağır. Heavier than kim olsun? Beyoncé olsun. Beyoncé'den daha ağır demiş olduk. Farklı varyasyonları yazılabilir mi? Bir sürü yazılabilir. İşte ondan daha kısa, ondan daha uzun. İşte tall. Taller. Hani bunu mesela aynı şekilde direkt taller yazabilirim. Daha uzun. Direkt olarak çünkü aynı kapıya çıkıyor. Hem daha uzun hem daha ağır çünkü bu arkadaş. Bir sürü farklı kombinasyon yazılabilir. Hocam benim aynısını yazmama gerek var mı? Diyelim ki direkt olarak aynısı çıktı. Böyle bir şey çıktı. Aynısını yazmam gerekiyor mu? Hayır değil. Size verdiği kelimeleri kelime verirse size verdiği kelimeleri kullanmanız lazım. Kelime vermezse de doğru olan her şey doğru kabul edilir zaten. İfade etmeniz istediğiniz şey önemli burada. Şimdi test sorularını verilen metne göre cevaplayınız. Tabi metin olacak illaki. Bunu çevireceksiniz ve buna göre sorular cevaplayacaksınız. Klasik de olabilir sorular. Ama metni okuyup çevirme işini yapmamız gerekiyor. Siz eğer testi yaptıysanız önceden zaten okuyup çevirmişsinizdir. Ama testi indirmediyseniz şimdi istiyorum ki durdurun videoyu. Bir okuyun. Bir anlamı anladınız mı? Tam çevirebildiniz mi? Diye kontrol için şimdi ben zaten okuyup çevireceğim. Bir kontrol etmiş olursunuz doğru mu anladığınızı. Şimdi durdurun bir okuyun. Eğer yaptıysanız şimdi ben okuyacağım ve çevireceğim. Başlıyorum. Şu sorulara bakmadan direkt önce metni okuyayım bir anlayayım ne diyor. Austin is a doctor. Austin bir doktormuş. He looks after ill people. O hasta insanlara bakarmış. Look after ilgilenmek, bakmak anlamında kullanılan bir kalıp. Hasta insanlara ilgileniyormuş. He usually gets up at 6 o'clock. O genelde saat 6'da uyanıyormuş. Today, bugün, he is late. Bugün geç kalmış. He is, it is 6:30. Şu an 6:30. And he is still in bed. Hala yatakta. Yani normalde 6'da çıkıyormuş ama 6'da uyanıyormuş ama saat 6:30 hala yatakta. He usually goes to work by bus. Genelde ne yapıyormuş? Otobüsle gidiyormuş. Fakat, but today he is driving to work. Bugün araçla gidiyormuş. He arrives at work at 6:30 every morning. Her sabah 6:30'da işe varıyormuş. But, fakat, it is 7:30 now. Ama şu an saat 7:30 diyor. And, ve, he is still driving. Ve hala araç sürüyormuş saat 7:30'da. Bayağı geç kalmış. It is 12:00 now. Şu an saat 12 diyor. He always has his lunch at 12. Okay. O her zaman öğle yemeğini saat 12'de yer diyor. But today, fakat bugün, he isn't having lunch at 12.
saat 12'de öğle yemeği yemiyor diyor. He is looking after his patients. O hastalarına bakıyor demiş. It is 7:30 now. Şu an saat 7:30 demiş. Böyle bir günlük planı vermiş böyle. Saat 7:30 demiş. Austin is watching TV. Şu an televizyon izliyor demiş. He usually watches TV at 7:30. Genelde 7:30'da televizyon izliyor diyor. Because çünkü his favorite program starts at 7:30. Çünkü favori televizyon programı 7:30'da başlıyormuş. 7:30'da televizyon izliyor. Austin has dinner at 8:30 every day. Her akşam da akşam 8:30'da akşam yemeğini yiyormuş her gün. Tamam. Şimdi sorudan başlayalım. What time does Austin usually get up? Genelde Austin ne zaman kalkar demiş. Ne zaman genelde kalkıyordu? Saat 6'da. Bakalım. 6:30. 6:30'da demiş. Hayır. Değil mi? Bu değil. He goes bed late. Yatağa geç gider demiş. Bu da değil. He gets up at 7. 7'de kalkar demiş. Hayır. 6'da. Onu bulduk. He gets up at 6. 6'da kalkar. Evet. Cevap bulduk. E'ye bakalım. He is going to bed now. Şu an yatağa gidecek demiş ama hiç alakası bile yok. O yüzden bunu da eledim. Deniz'le. Geldim. Diğer soru. Why is he driving to work today? Niye bugün işe arabayla gidiyor demiş. Geç kalmıştı çünkü değil mi? Geciktiği için. Bakalım. Because he can drive a car. Çünkü o araba kullanabilir. Yani niye işe arabayla gidiyor? Çünkü yapabilir. Hayır değil. Çünkü geç kaldığı için. Adana değil. Because he is late today. Çünkü bugün geç kaldı diyor. Evet değil mi? Geç kaldığı için araba kullanıyor. Çünkü today diyor. Özellikle bugün diye sormuş. Today is important for him. Bugün onun için önemli demiş. Hani toplantısı olur falan filan. Öyle bir şey yok ama metinde söylememiş. He can't ride a bike. Bisiklet kullanamaz demiş ama hiç alakası yok. Because he likes driving. Çünkü araba kullanmayı seviyor demiş. Hayır, bununla ilgili de bir şey söylememiş. Yani şey de diyebilirsiniz. Ya hocam o araba kullanabiliyor. Olmaz mı? Niye arabayla işe gidiyor bugün? Çünkü araba kullanabiliyor. Ya, olabilir ama biz metne göre cevaplıyoruz ya, o yüzden olmaz. Yoksa tabii ki böyle bir cevap verebilir. Hani adam işte niye bisikletle işe gidiyor? Çünkü gidebiliyor, çünkü yapabiliyor, çünkü bisiklet sürebiliyor. Olur ama metne göre cevaplamamız gerektiği için bu şekilde cevaplıyoruz. Aynı metin, farklı sorular. Does he watch TV in the evening? Akşamları televizyon izler mi? Evet hayır sorusu. Biz evet hayır sorusu olduğunu nereden anlıyorduk? Yardımcı fiil başta ise bir cümlede biz bunun evet hayır sorusu olduğunu anlıyorduk. Eğer ki cümlede or ya da kelimesi yok ise diyeceğiz ki bu evet hayır sorusu. Biz buna evet ya da hayır cevap vereceğiz. Akşamları televizyon izler mi? Evet ya da hayır. İzler mi? Evet izliyor değil mi? Her akşam izliyor mu? Çünkü favori programı saat 7:30'da başlıyordu. Hatta he doesn't like TV programs. Televizyon programlarını sevmez diyor. Hayır, her akşam izliyor ve seviyor bu arkadaş. He is a television addict. O bir televizyon bağımlısı demiş. Hayır, televizyon bağımlısı televizyon başına hiç kalkmayan insan denir. Bu arkadaş işe gidiyor ki alakası yok yani. O yargıyı çıkaramayız metinden. Çünkü bize onunla ilgili bir şey söylememiş. Yes, he does. Evet, öyle demiş. Muhtemelen bu değil mi? Evet, çünkü televizyon izliyor. No, he doesn't. Hayır demiş. Hayır değil. İzliyor her akşam televizyon. O yüzden bunu eledim. Yes, he doesn't. Yes, I don't gibi olmuş. Olur mu? Olmaz. Hani yes ile doesn't aynı cümlede kullanılır mı? Olumlu ile olumsuz. Hayır, olmaz. O yüzden bunu da eledim. Cevabım Ceyhan olacak. How often does he get up at 6? Genellikle ne sıklıkta sabah 8'de kalkar demiş. Ne sıklıkta kalkar? Her sabah değil mi? Genellikle. Usually. Şurada belirmiş. He usually gets up at 6:00. Genellikle kalkarmış. Bakalım. Always dememiş. Çünkü geç kaldığı günler oluyor demek ki. O yüzden always dememiş. Usually demiş. He never gets up early. Asla erken kalkmaz demiş. Hayır. Hep erken kalkıyor. Genellikle erken kalkıyor. Hep değil. No, he gets up at 7. Hayır, o 7'de kalkar demiş. Hayır kardeşim, 6'da kalkıyor. Burada söylemiş. Allah Allah. Eledik. He is late today. Bugün geç kalmış. Tamam, bugün geç kalmış. Bu doğru bir bilgi ama ne sıklıkla? How often diye sormuş. Ne sıklıkla demek? Ne sıklıkla 6'da kalkmış? Bugün geç kaldığı cevabı alakasız. He rarely gets up at 6. O nadiren, rarely, nadiren demek. Nadiren 6'da kalkar demiş. Alakası yok değil mi? Hep genellikle kalkar. He usually gets up at 6. Direkt paragraftaki cümleyi almış. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Geldim
Karşılaştırma ile ilgili bir alıştırma. Aşağıdaki ifadeyi doğruysa T, yanlışsa F ile doldurunuz demiş. True, false yapacağız. Şimdi bize ne yapmış? Bir tablo vermiş. Bu tabloda nelerimiz var? Mesela cycling, bisiklete binmek demiş. Ve buna 3 yıldız vermiş. Buna 3 yıldız verdiyse yani easy durumu en yüksek olan bu. Yani en kolayı bisiklete binmekmiş. Ben buradan bunu anlayacağım. Hemen bakalım, inceleyelim. Cycling is safer than windsurfing. Cycling, safe'a bakıyorum. Safe seviyesi yüksek. Bu ne demek? Evet, güvenli. En yüksekte 3 yıldız var galiba. Evet. Cycling, windsurfing'den. Windsurfing'in 2 safe'i var. Safe puanı birazcık az. Şimdi, cycling is safer than windsurfing. Bu ne demek? Bisiklete binmek rüzgar sörfünden daha güvenli demiş. Öyle mi? Evet, çünkü güvenlik seviyesi daha yukarıda. O yüzden ne diyeceğim? True. Kayaking is better than skiing. Kayaking, burada çünkü daha iyi olduğunu nereden anlayacağım hocam? Çünkü burada good vermiş. Ona bakacağım. Yani bence sencelik bir durum yok. Hemen bakıyorum. Kayaking. Kayaking. Skiing. Şimdi kayaking is better than skiing demiş. Kayaking kayak skiing'den, yani kayak yapmaktan daha iyidir demiş. Öyle mi? Değil. Eşit seviyede değil mi? Eşit seviyede ise daha mı iyi? Hayır. Yani birbirinden büyük değildir. O yüzden ne diyeceğim? False. 3'e geldim. Paragliding is the most dangerous sport of all. Paragliding hepsinin en tehlikeli olanı demiş. En tehlikeli spor aralarını demiş. Paragliding'e hemen bakıyorum. Şurada dangerous'ı da buluyorum. Bunların kesişimine geliyorum. Ve evet, yani burada 2 tane var. Ve 2'den fazla 3 yıldız dangerous, daha tehlikeli olan var mı? Burada yok. O yüzden diyeceğim ki evet, aralarındaki en tehlikeli spor dangerous spor. Paragliding. Hani burada şeye de bakmayacağım. İşte burada hocam thrilling, tüyler ürpertici, dangerous, tehlikeli. Hocam thrilling de şey olmaz mı? Tehlikeli olmaz mı? Ya mantıken olur ama eğer ki size şey verdiyse, ayrı bir öncül olarak verdiyse o ayrı öncülü uygulayın. Boş verin. Yani kafanızda onu fazla düşünmeyin. Ha şöyle, sadece dangerous olur. Burada true false'a thrilling, tüyler ürpertici der. O zaman dersin ki ha, o zaman evet olabilir. Ama ayrı ayrı hepsi varsa bu ayrı ayrı olan bilgileri kullanmam lazım. Çünkü vermiş ayrı bilgi olarak. Benden yorumunu istemiyor aslında. Burada bakacağım ve diyeceğim ki evet öyle, evet değil. Windsurfing is the best sport. Windsurfing en iyi spordur demiş. Bakıyorum, windsurfing'in 3 tane yıldızı var. 3 tane good alanında 3 tane yıldızı var. Başka 3 tane yıldızı olan var mı? Yok. O yüzden en iyisi mi? Evet, en iyisiymiş buradaki tabloya göre. O yüzden diyeceğim ki true. Skiing isn't safer than kayaking. Skiing, yani kayak yapmak kayaking'den daha güvenli değil diyor. Kayaking de botla yapılan bir spor bu arada, su sporu. Daha güvenli değil diyor. Şimdi safe'e bakıyorum. Değil mi? İkinci sıra safe. 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 Şimdi ne oluyor? Skiing kayaking'den daha güvenli. Burada diyor ki skiing kayaking'den daha güvenli değil. Isn't diyor çünkü. Öyle mi? Değil değil mi? Aslında daha güvenli. O yüzden ne diyeceğiz? Buna false diyeceğiz. Geldik sonuncuya. Paragliding is the most thrilling sport of all. Paragliding and thrilling. Yani tüyler ürpertici spormuş. Bakalım thrilling. Buna geldik. Ne var? 3 yıldız olan. Evet, paragliding. Doğru. Yani ne diyeceğiz bu? True mu? True. Bunu da true olarak doldurduk. Geldik, bir boşluk doldurma daha var. Burada fazla kelime var yukarıda, ki böyle de verebilir. Biz ne yapacağız? Bu fazla kelimeler arasından uygun olanları seçmemiz gerekiyor. Ya tam sayıda kelime verince mesela rahatlıyor değil mi insan? Bu buraya, bu buraya, boş kaldı, bu da buraya, ama fazla kelime var. Yani sallama ihtimalini çok azaltıyor. Şimdi bakalım. My best friend Ahmet is very blah blah boy. He always says please and thank you demiş. Şimdi benim aynı en iyi arkadaşım Ahmet çok bir şey bir çocuk demiş. O her zaman lütfen ve teşekkür ederim der. Şimdi burada bir sürü kelime var değil mi? Boring, shy, easygoing, stingy, polite gibi.
Bunlardan herhangi birisini ben ilk boşluğa aslında koyabilirim değil mi? İlk cümle için bakarsam. Şöyle sadece tek cümle için baktığım zaman derim ki buraya herhangi birisi olabilir. Çünkü boring diyor. Benim en iyi arkadaşım Ahmet boring. Sıkıcı biri olabilir. Utangaç biri olabilir. İşte kibar biri olabilir. Rude, kaba biri olabilir. Ne olacak ki değil mi? Ama paragrafı, paragrafta kelimeler yerleştiriyorsak bir sonraki cümleden ne olduğunu düşünmemiz, ona göre bir şey bulmamız gerekiyor. Bu şekilde çözülüyor. Paragraf boşluğu doldurma bu şekilde oluyor. Anlam olarak ilgisini devam ettirmeli. Şimdi 9. sınıfsınız. 8. sınıfta birçok paragraf çözdünüz. Türkçe'de. Türkçe paragraf çözerken cümle getireceğiniz zaman bakıyordunuz değil mi anlamlara? Ya da cümlenin akışını bozan cümle sorularını gayet yapıyordunuz. Bunun da İngilizce versiyonu. Çok farklı değil aslında. He always says please and thank you. Her zaman lütfen ve teşekkür ederim denmiş. Bu arkadaş nasıl bir arkadaş? Kibar bir arkadaş değil mi? Kibar diyebileceğimiz ne var? Sıkıcı, utangaç, insanlarla hızlı anlaşan, stingy, cimri, polite, kibar. Polite olur değil mi? Polite, kibar buraya olur. Polite. Polite'ı kullandım. Ondan sonra devam ediyorum. He doesn't like blah blah people. O bir şey insanları sevmiyormuş. Who don't regard others. Don't regard others. Diğerlerine ilgilenmeyen, diğerlerini umursamayan insanları sevmiyormuş. Yani diğerlerini umursamayan insanları biz ne diyebiliriz? Hemen bakalım. Mesela burada kıskanç var. Bu olabilir mi? Diğerlerini umursamaz mı? Kıskanç. Hayır. Ne var başka? Ne olabilir? Boring, sıkıcı olabilir mi? Alakası yok. Utangaç olur mu? Hayır. Easy going zaten olmaz. Şurada rude var. Kaba. Hani başkalarıyla şey yapmayan, başkaları umursamayansa kaba diyebilir miyiz? Olabilir. Ki zaten polite, kibarın karşılığı zıt anlamlısı rude, kaba. Daha mantıklı olur burayı için. Sonra devam edelim. Rude'u kullandık. Şöyle yapalım. Bunları elemeyelim de. Çünkü eledikçe azalan bir şey değil buradakiler. Şöyle yuvarlak için alalım. Bunları kullandık diye. He also, o ayrıca blah blah. O ayrıca bir şeymiş. He gets on well with almost everybody. O neredeyse herkesle iyi geçinir diyor. Herkesle iyi geçinen biri nasıl biridir? Şöyle bakıyorum. Daha çok herkesle rahat iletişim kurabilen biridir. Biz böyle insanlara ne diyoruz? Easy going diyoruz. Herkese rahat iletişim kurabilen insan. Böyle biriyle böyle tanışırsanız sanki 10 yıldır tanıyormuş gibi gelir ya. Bu insanlara biz easy going insanlar diyoruz. Hani sizi yormaz, muhabbet ederken sıkmaz. Bunlara easy going insanlar deniyor. Neredeyse herkese iyi geçinirmiş. Sonra geldik. He sometimes becomes bir şey. O bazen bir şey olurmuş. When he speaks to girls, kızlarla konuşurken demiş. Ahmet adlı arkadaşımız kızlarla konuşurken nasıl biri olabilir? Imaginative, hayal gücünü kullanan mesela, çok kullanan. Olur mu? Çok alakalı değil. Down to earth. Down to earth daha çok şey böyle dünyaya dönük. Dünyasal şeyleri daha çok seven ve böyle soyut şeylerle çok ilgilenmeyen insan. Çok alakası olur. Pesimist, karamsar, kızlarla konuşurken bazen karamsar olur kızlarla konuşurken diyor. Olabilir mi? Olur ama biraz tuhaf olur. Çok kişisel bir yorum gibi olur. Jealous, kıskanç. Kızlarla konuşurken niye kıskanç olsun? Değil mi? Bu da tuhaf olur. Ama burada ne var? Kızlarla konuşurken bir şey olur dediğimizde esas direkt aklımıza gelen aslında bir şey var. Ne var? Utangaç var. Çünkü arkadaşımızın adı kız ismi değil. Arkadaşımız Ahmet. Bildiğimiz erkek kızlarla konuşurken birazcık utangaç olması olabilir. O yüzden buraya da shy getirebiliriz. Ha şimdi diyebilirsiniz ya hocam şimdi şu boşluğa mesela herhangi bir boşluğa başka bir kelime getiremez miyiz? Niye olmasın? Dediğim gibi cümle direkt olarak anlamlı olabilir. Cümle kendi içinde anlamlı olur. Neden olmasın? Hatta üzerine bir de senaryo yazarsın. Çünkü böyle böyle olmuştur, böyle böyle olabilir diye. Mesela kızlarla konuşurken Ahmet sıkıcı olamaz mı? Boring. Olabilir. Hani üzerine bir de senaryo uydurursun. Ama kazanımlar içinde size verilen, öğrenirken, bu kelimeleri öğrenirken kullandığınız belli kalıplar var, belli anlamlar var, belli paragrafları çevirdiniz ve bunların içinden öğrendiklerinizi burada uyguluyorsunuz şu an ve bu şekildeki kullanımlarına siz alıştınız. O yüzden bunlar soruluyor. Hani neden gelmesin diğer kelimeler? Çünkü diğer kelimelerin gelmesi gerektiğini öğrenmediniz.
Size okulda uyguladığınız müfredatın içindeki bilgi burada soruluyor olacak. Ama dediğim gibi farklı bir kaynak kullanıyorsanız o kaynakla örtüşmeyebilir. Okul kaynağıyla net örtüşeceğini söylüyorum. Buradaki kullandığımız kelimelerin ve alıştırmaların. Evet gençler, sizlerle şöyle bir kısa bir yazılı yaptık. Hangi kelimeler çıkabilir, nasıl ifadeler çıkabilir ile ilgili. Şöyle yapabildiğim kadarıyla çıkan gramerleri de böyle bir anlatmaya çalıştım hızlıca. Umarım hepiniz 100 alırsınız. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.